İtalya Avrupa Şampiyonası'nda çok hak ettiği bir şampiyonluğa ulaştı ve kupayı müzesine götürdü. Biz de onların şampiyonluğunun şerefine bugün İtalya Ligi'ndeyiz, Napoli'deyiz ve sadece İtalyan futbolcuları transfer ederek Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmaya çalışacağız. Şöyle Napoli'nin takım kadrosunu göstereyim. Bu takımdan birçok oyuncu ayrılacak. Hemen bütçeyi de paylaşayım. 56 milyon euro. Avrupa Ligi'nde hedef kupayı kazanmak bu sene. Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayı planlıyoruz. Ben şimdiden bütün oyuncuları transfer listesine ekleyeceğim. İtalyan olmayanları ve transferlere başlayacağız. Şöyle transfer listesini sizlerle paylaşayım. İtalyan olmayan herkesi ekledim. Önemli satışlar gerçekleştireceğiz gibi duruyor. Önemli transferler de yapacağız bu takıma. Şu ana kadar birçok satışımız oldu. Osimhen, Manolas gibi önemli isimler takımdan ayrıldı ve anlık bütçe 209 milyon euro. Bir efsanenin transferiyle başlıyoruz. Para ödemek istemedim ilk transferimde. Gianluigi Buffon 0'mış. 1 euro teklif ediyorum Juventus'a. Tabii hemen ikinci kaleci transferi de gerçekleşiyor. Donnarumma 1 yıl sözleşmesi kaldığı için değeri neyse onu teklif ediyoruz ve kulübüyle anlaşıyoruz. Tabi İtalya'nın o meşhur stoper hattını transfer etmezsek olmaz. Bonucci istiyorum. Juventus'la da anlaşıyoruz 26.500'e. İlk yıl için yaşları biraz fazla olsa da Chiellini Bonucci tandemini bozmayacağım. Juventus'tan ikinci transferimiz Chiellini stoper hattına. Turnuvanın en dikkat çeken ismi tabi o. Yani sakatlığı yaşamasa çok daha iyi olacaktı. En formda zamanında çok talihsiz bir sakatlık. Spinazzola aslında final maçında olmaması da bayağı etkiledi İtalya'yı. 35.1 diyor ama indirime gitmiyorlar. Birazcık düşürsek 30.1'e kadar yükselttim teklifi. 31.300'e Roma ile anlaşıyoruz. Sol orta saha olarak görünüyor ama sol beke bakayım kaç haftada çekilebilecek. Hemen orta saha transferini yapmamız gerekiyor çünkü Paris Saint-Germain'de görüşüyormuş Jorginho. Ve Koulibaly artı Mertens takımdan ayrıldı. Yine bütçeyi inanılmaz yükselttik. 191 milyon euro. Hemen bakıyorum. 4 haftaymış. Çok güzel. Çok fazla uğraştırmayacak Spinazzola. İyi gelir elde ettik. Artık o geliri iyi bir transfere harcama zamanı. Ciro Immobile 125.500 istiyor kulübü. Birazcık daha makul ücrete çekebilirsek. En azından 10 milyon euro inin 115 yapalım da orta yolda anlaşalım 115.500. Sağ kanadada istisnasız o geliyor. Domenico Berardi çok şey kattı İtalya'ya gerçekten bu turnuvada. Şu an Sassuolo'da ama artık Napoli'de. Tabii ki Berardi'den de ilk istediğim şey sağ kanat çalışması. 2 haftada sağ kanat yapacağız. Evet, ofansif orta saha transferine geldiğimizde de önce Pellegrini'yi alacağız. Sonra aklımda bir isim daha var. Roma ile anlaşalım da 36.700 yine fazla. Arada uçurum var. 29.700 düşmüyorlar. 30 milyonun üstüne öyle ya da böyle teklifi çıkarttırıyorlar. 31.700. Hocam artık birazcık düşün ya. Yeter ya. 32.700'e çıktık. Daha ne kadar yükseltebilirim teklifi? 33.700. Artık anlaşsak mı? Bir yaşlı stoper daha transfer edeceğiz. Gençleri seneye transfer etmeyi düşünüyorum. Belki bir yılda gelişim gösterirler. Takas da oyuncu istiyorlar. Öyleyse birazcık transfer ücretinde indirime gidin. 19.700 ne? Öyle takas mı olur? 13.700'e bence daha makuldü. Bakalım 16.700'de anlaşabilecek miyiz? Abi yapma ya. 19.700 ne? 17.700. Bitti bu iş. Bitti. Şimdi biraz bütün imkanları, şartları zorlama zamanı. Çünkü Barella'yı istiyoruz. Pay da verdim. %15 pay, 70 milyon euro. Conte 102.600 istedi. 75 milyon euro ikinci teklifim. Ama Conte yine 102.600 istedi. Burada işler biraz karışık. Fabian artı 51 milyon euro desek. 57.600 artı Fabian'a tamamlar. Federico Bernardeschi 19 milyon euro artı %5 pay anlaşmak üzereyiz. Amiens'i takasta teklif ettim ama kabul etmediler. Ama bu teklif de makul. 19 milyon euroya önemli bir transfer. İlk yıl transferimiz net olarak bitti. Elimizde bazı İtalyan olmayan futbolcular var ama önümüzdeki transfer dönemlerinde onu da satarız diye düşünüyorum. Özellikle en geç yeni sezon başında yani bir sene sonra o oyuncular bizden gitmiş olacak. Şöyle gelenler ve gidenler hepsini size sıralı olarak göstereyim. Napoli'yi neredeyse sil baştan yaptık diyebiliriz artık. İşte Napoli takım kadrosu. Ya ilk 11'i düzenlediğimde tamamı İtalyan olabiliyor. Elimizde Lozano, Yönes,
Lobotka gibi isimler kaldı. Hatta 3 isim var şu an İtalyan olmayan. O isimlerin bir an önce gitmesini bekliyorum. Hepsi transfer listesinde zaten. İlk pozisyon değişikliğimiz mevcut. Berardi artık sağ kanat. Şöyle bütün antrenman düzenlerini de göstereyim. Genellikle 33 yaş üstüne dengeli antrenmanla devam ediyoruz ama diğerlerinde antrenman var. Bir de Lozano gibi gidecek isimlere antrenman eklemeyi düşünmedim. Hani bir an önce gitsinler de kurtulalım. Konsepte tamamen uyalım mantığında gidiyoruz. Avrupa Ligi serüvenimiz E grubunda Bruges, Nordjylland ve Wisla Plock'la ben bu gruptan lider olarak çıkabileceğimizi düşünüyorum. Hatta hedef 6'da 6. Artık Spinazzola sol bek. 31 haftada da 81'e yükselebiliyormuş. Bir pozisyon değişikliğimiz daha var. Tamamen sisteme yönelik bir değişiklik. Sağ orta sahadan sağ kanada Matteo Politano. Avrupa Ligi 5 galibiyet 1 de beraberlik. Liderlik geldi, 16 puanla çıktık. Son 32'de rakip Basel. Diğer eşleşmeleri de göstereyim. Gaziantep Olympiakos mu? Gaziantep hangi gruptan gelmiş? Sivas şuradan ikinci çıkmış. Sivas'ı da tebrik etmek gerekiyor burada. Gaziantep de Utrecht'in ardından ikinci çıkmış. Güzel eşleşmeler. Sivas'ta Sparta Prag'a bence geçebilir. Basel maçıyla başlıyoruz. Chiellini de düşüş var. Bonucci'de düşüş var tahmin edilen gibi. Ya önümüzdeki sezon daha genç stoper tandemiyle devam edeceğiz. 1-0 bitti. Pululu. 1 şut 1 gol. 6 şut nereye gitti bizim? Çok şok bir sonuç. Rövanşına geldik. Kendi evimizde 2-0 Immobile ve Insigne turluyoruz. Son 16 eşleşmeleri Napoli, Leicester City ile oynayacak. İki Türk takımımız da eğlenmiş görünüyor. Olympiakos 5, Gaziantep 3, Sparta Prag 2, Sivas 1. Gelelim Napoli Leicester maçına. Beşli savunmayla oynuyorlar. Ama biz onları çözüyoruz. 1-0. İngiltere'de rövanş maçı. Böyle deyince de bir tuhaf oldu. Leicester 1, Napoli 2. Tur bizim. Çeyrekteyiz. Erken final. Napoli Paris Saint Germain çeyrek finalde karşılaşıyor. Zor maç. Sonuna kadar mücadele edin de gelin. 1-0 kaybettik. Neymar. Başa baş geçmiş maç. Öyle ezilmedik. İyi takımız. Tabii ilk maçtan kötü sonuç aldık ama seneye Verratti'ye de talibim bu arada Paris Saint Germain'den. Olmadı be. Olmadı. Evet, Serie A'da sezon sonuna geldik. Bakalım Napoli ile, yani %90'ı İtalyan olan bir takımla kaçıncı olduk? Birinci olduk, 87 puanla şampiyon Napoli. Juventus'u sadece 4 puan önünde şampiyon olduk. İtalya Süper Kupası Juventus'un olmuş bu sene. Gelelim İtalya Kupası'na. 2-1 ile başladık. Penaltılarla Roma'yı elemesini bildik. Yarı finalde de Inter'i geçiyoruz. Rakip Juventus. Şampiyon Napoli, ikinci kupa geliyor. Güzel bir sezon. UEFA Süper Kupası Bayern Münih'in, Şampiyonlar Ligi Atletico'nun olduğu ve Avrupa Ligi Lyon'un penaltılarla Paris Saint Germain'i finalde yenmişler. Helal olsun. Gelelim takıma. Neler oldu neler. Donnarumma 89. Düşüşler var. -3-4 stoper attığında Acerbi aynı kalmış. Seneye stoper transferi yapacağız İtalya'da. Sağ bek Di Lorenzo +2 gelişti. Barella 86 oldu. +4 ile göz kamaştırıyordu. Onun dışında +2'lerimiz vardı. Genele baktığımızda Immobile'nin 89 olması çok iyi bir gelişme. Performans anlamında da Immobile, Insigne, Politano müthiş oynadılar. Politano zaten formayı Berardi'ye vermiyor sağ kanatta, öyle bir durum var. Pellegrini de iyiydi. Lozano ile yollar ayrılacak. Di Lorenzo sağ bekten çok iyiydi. Sol bekten de Spinazzola'yı beğendim. Etkili performanslar bunlar. Şöyle herkesi geçiyorum. 56 maçın 24'ünde gol yemeyen bir Donnarumma vardı. Bakalım listede kaçıncı olacak. En değerli futbolcumuz Barella. Politano kiralıktı, geri dönüyor kulübüne. Ama belli olmaz, belki de önümüzdeki sezon onu alırız. Ligde gol kralı Immobile. Asist kralı Mkhitaryan olmuş. Pellegrini 4. bizden, hatta ikinciliği paylaşıyorlar. Szczesny 1, Donnarumma 2. Gol yenmeyen maç sayısında sıralama bu şekildeydi. İtalya'da Napoli'de yeni sezon başlıyor. Bütçe 135 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nde hedef final. Şu elimizdeki İtalyan olmayanlardan da kurtulursak süper bir sezon olacak. Ve üçüne de aynı anda teklif gelmiş. En kritik yer burası. Stoper attı. Ve Bastoni'yi Inter'den istiyorum. 22 yaşında, 80 geni var. Conte ile de bir anlaşabilirsek niye bu kadar zorlanıyoruz? Transferlerde o kadar katı davranıyorlar ki. 51.800. Hemen ikinci stoper transferi Daniele Rugani. 26 yaşında, daha çok rotasyon için transfer. Asıl fırsat transferi burada.
Çünkü sezon sonu sözleşmesi bitiyormuş. Öyle olunca da direkt 43.500'ü alabiliyorsunuz. Geldik. Romagnoli'yi Milan'dan istiyoruz. Stoper transferleriyle başladık sezona. Sağ bek'e bir takviye daha yapacağız. Florenzi Roma'dan 18 milyon euro. Geçen sene kiralık da o yüzden transfer edememiştik. Bu sene geliyor. Ve tabii ki Immobile varsa arkasına da olmaz mı? Andrea Belotti. Biraz rotasyon olarak düşünüyorum. Acerbi'yi de takasta kullanmak istiyorlar. Acerbi değil de şöyle bir Chiellini yapsak. Ya stoper hattına zaten yeni transferler yaptığımız için Chiellini'yi takasta kullanabiliriz diye düşünüyorum ama yani zaten adama 38 civarı 40 civarı versek bence kabul edebilecekler. Niye bu kadar zorladılar bu transferi anlamak mümkün değil. Evet, Belotti için anlaştık. Sol beke de rotasyona Emerson Chelsea'den. Ya aslında turnuva performansını pek fazla beğenmedim ama sol bekte çok da alternatif yok. Spinazzola'nın arkasına. Şu an için son transferimiz de Di Marco. Alıp sol kanat yapacağım. Rotasyona yine. Bonucci. Inter'e vermeyeceğim Bonucci. Öyle bir şey olabilir mi ya? 14.1. Fiyatı da arttırdım. Son transfer olduğu için. Zaten para fazlasıyla var. Yeni sezonun transferleri de tamam. Yani giden oyuncularımız belli zaten. Onlar geçen seneden beri gitmeyi bekliyordu. Önemli transferler yaptık. Bu senenin en önemli transferi kim diye sorarsanız kesinlikle Bastoni bence. Romagnoli de iyiydi ama Bastoni daha potansiyelli şu an. Bu arada bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alamazsak da önümüzdeki sezon istediğim oyuncular Chiesa ve Verratti. Chiesa çünkü 2 yıldır kiralık. Onu alamıyoruz ne yazık ki. Verratti de yani şu an bütçemiz yetmiyor. Bu arada Chiesa için şunu söylemem gerek. Turnuvada en beğendiğim oyuncular arasında. İşte görüntüde yeni sezonun antrenman planları. Buffon sezon sonunda emekli oluyormuş. Onun dışında dengeliği çok fazla kullanmadım bu sene. Bonucci ile de muhtemelen sezon sonunda yolları ayıracağız. Yeni sezonda hedef tabii ki de Şampiyonlar Ligi. F grubunda Dortmund, CSKA, Basel'li gruptayız. Yani hedef liderlik Dortmund'la burada çekişeceğiz. Başka ihtimal tanımıyorum. 4 galibiyet, 2 beraberliği yazdık. 14 puanla lider olarak son 16'dayız rakip. Olympique Lyon. Güzel bir eşleşme. Evet, Lyon maçına geldik. Moise Kean, Aouar, Kakuret gibi isimler rakipte. Bizim kadro iyi ya. Acerbi ile bir yıl daha uzattık sözleşme. Öyle bir durum var, onu paylaşayım. 3-2'lik galibiyetle güzel bir sonuçla başladık. Son 16'ya. Turistiyen bir İtalya. Napoli Lyon rövanş maçı. 2-0 Immobile. 2 golü de attı. Şöyle çeyrek final eşleşmelerini göstereyim. Buradan sonra kolay bir eşleşme yok. City rakibimiz. İlk maç deplasman. İtalya hazır. İlk maç. City. Napoli 2-1'lik galibiyet. Insigne. İyi oynadık. Çok da iyi oynadık maçta. Çeyrekte rövanş zamanı. Kendimizdeyiz. 1-1 yetti. Immobile ve Sterling'in karşılıklı golleri. Çok başa baş geçen maç. Yarı finaldeyiz. 3 İspanyol bir İtalyan takımı. Bakalım finalin adı ne olacak? Napoli Barcelona eşleşmemiz. Ve ilk maç kendi evimizde. Hadi bakalım. İspanyollara karşı yarı finalde. 3-2 kaybediyoruz. 1-0 öne geçip sonra 3-1 nasıl oldu o maç ya? Ve geldik 3-2'nin rövanşına. Zor zor işimiz. 1-1. Barcelona finalde. Napoli elendi. Serie A'da ikinci sezon sonu. Napoli bu sene 97 ile şampiyon. 3 puan önündeydik sadece Juventus'un. Son haftalara eşit girdik ve en sonunda Juventus'u yenince 3 puan farkla şampiyon olduk. Müthiş bir sezon. İtalya Süper Kupası yine Juventus'un penaltılarla. Geldik İtalya Kupası'na 3-2. Çeyrek final 4-0. Finaldeyiz rakip Roma. Şampiyon Napoli. Yine kupayı ve ligi aynı anda kazandık. UEFA Süper Kupası Atletico Madrid'in oldu penaltılarla. Şampiyonlar Ligi'ni de aldılar. Ve Avrupa Ligi'nde zafer Manchester United'ın. Takımda çok bir eksik kalmadı bu gerçek. Önümüzdeki sezon Verratti transferi için çabalayacağız. Şöyle önce gelişimleri göstereyim. Buffon 44'te bırakıyor. Donnarumma 90 oldu. Artı 2'ler var. Eksi 4'ümüz var. Bonucci de takımdan ayrılıyor. Florenzi ile sözleşme uzatılacak. Devam edeceğiz. Bir yıl daha minimum. Ve istatistik anlamında Immobile, Insigne, Berardi ve Barella müthiş oynamışlar. Jorginho'nun da 11 asisti vardı. Barella'nın performansı göz kamaştırıyor. 19 asist. Müthiş bir sayı. Ya Insigne ile Immobile'yi zaten saymıyorum. Onlar farklı bir seviyedeler şu an. Diğer isimleri de geçiyorum hemen. Donnarumma 60 maçın 25'inde gol yemedi. Takımın en değerlisi de şu an Nicolo Barella.
Ligde gol kralı Ronaldo oldu Juventus'tan. Bizden Immobile üçüncüymüş. Asist kralı Barella. Gol yenme maç sayısında Donnarumma 1. Napoli'de yeni sezon başlıyor. Bütçe 178 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nde hedef final. Artık zamanı gelmişti. 70 milyon euroluk teklifle Paris Saint Germain'in kapısını çalıyoruz. 98-700. Zaten bütçenin önemli bir kısmını Verratti'de kullanmanın herhangi bir sıkıntısı yok. 91-200'e Verratti bizde. O geliyor. Federico Chiesa. 40 milyon euro ile başladık. 68.1. Arada neredeyse 30 milyon euroluk fark var. 48.1. İnmediler. 53'e kadar çıkardık teklifi. 53.800. Bir kuruş inmiyor adamlar. 57.800 Chiesa için. Ama artık yeter ya. 63.800 ise 63.800. Delilendirmeyin beni. Yeni sezon transferi hızla bitti. Geçen seneden belliydi zaten. Chiesa ve Verratti yeni transferler. Tabi ilk hedef Chiesa'yı sağ kanat yapmak. Şöyle takım kadrosunu göstereyim. Her şey hazır. Bu sene Bastoni stoperde oynamalı. Onun oynamasını istiyorum. Hem daha fazla gelişmesi için. Acerbi bundan sonra düşer çünkü. Ve yeni sezon antrenman planlarını da gösteriyorum. Artık Napoli Şampiyonlar Ligi'ni almalı. B grubundayız bu sene Şampiyonlar Ligi'nde. Leipzig, Everton, Shakhtar. Bence geçen senelere göre daha rahat bir grup olabilir. Chiesa artık sağ kanat. 83 de oldu hatta. 1 Ocak'tayız. Napoli 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. 16 puanla zirvede çıktı. Ama bence son 16'da pek istemeyeceğimiz eşleşmelerden biri Liverpool. Grubunda ikinci olmuş. Barcelona, Liverpool, Beşiktaş, Spartak grubunda hem de. Liverpool, Napoli ilk maç. Her şey hazır bence takımda. Ve 1-0'lık galibiyet Insigne. Kazanmak istiyoruz. Geldik rövanşa. Abi Verratti'yi aldık. Verratti'yi oynatamıyorum. Jorginho 87 olduğu için. Adam rotasyona gelmiş. Kendi evimizdeyiz. 2-2 yetti çeyrek final. Çeyrek final için isteyebileceğimiz kurallardan biri Villarreal Napoli. Haydi bakalım. Avrupa'nın en iyi takımı olabilecek miyiz? 1-1 bitti ilk maç. Darwin. Tek şut tek gol Villarreal. Haydi bakalım. İtalya'da. Turu almak istiyoruz. 3 birlikte galibiyeti alıyoruz. Yine tek şutta tek gol attı bu takım. Böyle iş mi olur ya? Yarı final eşleşmeleri görüntüde. Juventus, Napoli, Leipzig, Dortmund. Bu da demek oluyor ki İtalya-Almanya finali. Juventus deplasmanıyla başlıyoruz. Griezmann'ı almışlar. Kubo onlarda, Neres onlarda. Luke Shaw onlarda. Ve ama 4-1 bitti. Juventus'u dağıttık. Tur bence geldi zaten artık. Finalde ne yapacağız diye bakalım derken 3-1 kaybetmek ne demek ya? Niye bu kadar zora sokarsınız işi? Serie A'da bir başka sezon sonuyla karşınızdayız. Napoli 95'te şampiyon. 3-3 yaptık ligde. İtalya Süper Kupası Napoli'nin 4-3. Nihayet şu kupayı kazandık ya. Gelelim İtalya Kupası'na. 2-0. Penaltılarla çeyrek finalde turladık. Finaldeyiz. Şampiyon Napoli. Bu sene 3-3 yaptık kupalarda. UEFA Süper Kupası United'ın Şampiyonlar Ligi'nde final. Napoli Leipzig ve Avrupa Ligi'nde kazanan Real Sociedad. Oyuncular zaten artık bomba bir seviyede. 90 üstünde birçok isim var takımda. Artı 3 artış var Bastoni'de. Artı 2'ler var. Artı 3 var. Barella 91 oldu. Pellegrini 85. Yine artı 3'ler var burada. Chiesa ve Berardi. Sağ kanat inanılmaz gelişmiş bizde. Performans anlamında Immobile, Insigne, Berardi ve Barella diyorum. Pellegrini de iyiydi gerçi. Spinazzola da bir sol beye göre çok iyi oynamış. 85'e yükseldi o da. Chiesa da 6 golle oynadı. Belotti de 5 golle katkı verdi. Takımın geneliydi. Jorginho 13 asist yapmış bu senede. Çok memnunum onlardan. Barella 153.500'de en değerli futbolcumuz şu an. Ligde gol kralı Immobile, asist kralı Luke Shaw, gol yenme maç sayısında Donnarumma lider. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda Donnarumma'nın tek başına burada liderliği alma şansı var. Asist kralı Jorginho olmak üzere. Gol krallığında Immobile'nin gol atması lazım. Göremeyim diye FIFA bu formaları seçmiş benim için. Neredeyse aynı renklerdeydi ya. Finale gidiyoruz. Napoli, Leipzig final başladı. Pellegrini. Berardi hala top onda. Berardi. Berardi çeker mi? Berardi. Ortaya dönecek Berardi. Jorginho. Jorginho. Out. İyi müdahale. Jorginho aldı. Jorginho. Şimdi Lorenzo Insigne. Insigne götürüyor. Insigne.
Insigne çekti. Insigne baktı kaleye. Insigne avuta. Jorginho. Insigne aldı. Insigne pası verdi. Vuruş gelir mi? Pellegrini. Avuta. Ansu Fati. Çekti topu Fati. Ortaya döndü. Haydara. Etkili pas. Angelino. 1-0 öne geçti Leipzig. Derken offside. Offside sorun yok. Kiel'e baskı var. Pas güzel. Sörloth aldı. Sörloth. Pas. Calvert-Lewin. Lewin çekti. Lewin. Vuruş. 1-0. Çok yavaş kaldık stoperde. İnanılmaz yavaş adım atınca kaymak zorunda kaldım. Belki önünü kapatır diye. Barella. Aldı önüne. Barella. Barella verdi. Insigne. Vuruş da geldi. 1-1. Lorenzo. Insigne. Kaptan attı. Verdi pası. Chiesa. Chiesa. Vuruş geldi. Gulaçsi. Maç bitti. 1-1. Lewin. Çekti. Lewin verdi pası. Nkunku avuta. Berardi. Berardi götürüyor. Berardi verdi pası. Şimdi Belotti'den Berardi'ye. Berardi. Berardi sağ taraftan getirdi. Berardi vurdu. 2 oldu. Domenico Berardi. Insigne çıktıktan sonra kaptan oydu. Kaptan attı. Mukiele uzun oynadı. İndirdiler. Icardi. Laimer. İyi pas. Wijnaldum. Çekti. Donnarumma. Berardi. Dakika 119. Orta geldi. Kafa vuruşu Belotti'den avuta. Hoca bitmedi mi? Hoca neyi devam ettiriyorsun? 2-1. Maç bitti. İtalya Avrupa şampiyonluğundan sonra bir de geldi. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İşte kaptanın ellerinde kupa, şampiyon Napoli. Sadece İtalyanlardan oluşan kadroyla Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Evet, videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.